Ekinler ekiliyor, biçinler biçiliyor. Çok söyletme sevdiğim, yüreğim dökülüyor diyor şair. Niye çok söyletmese yüreği, söyletince yüreği dökülecek? Heh, çiftçilerin durumu malum. Şimdi konuşturmaya kalksak. Ya işte ekmişiz. Eksen ne olacak, ekmesen ne olacak? Ekmesen bu ya ne yiyeceksin? Ekersen bu nafta kalacak diyecek yani. He Kerem Paşa sinirlenmiş. Az önce bir yığına sinirlendi şeye. Yani bunu oradan kaldırıp oraya koyacak. Yok oraya koyma, buraya koy. Mevzusundan dolayı sinirlendi. Evet teknoloji. Yani insan yokluğundan teknoloji çalışıyor. Yani çalışmak zorundadır. Çünkü her evde bir kişi var ya da iki kişi. Ne yapacak? Teknolojiyi kullanacak. Teknoloji kullanınca da enerji kullanacak. Enerji kullanınca da işte maliyet artıyor. Ne yapsın? Çiftçi ne yapacak? Mecbur. Üreteceğim diyor ya. Her şeye inat üreteceğim. Yani bunu birkaç sefer işlemiştik yine. Geçtiğimiz günlerde vekillerimiz bir aydır böyle sahada dedik ya, harıl harıl çalışıyorlar işte, oraya gidiyorlar, buraya gidiyorlar. Genelde teşkilatlarını falan ziyaret ediyorlar. Devamında da vekilimizin biri yoktu. Öteksi çok hızlı çalışıyordu böyle. Çok yoğun bir çaba sarf ediyordu. Bayağı bir çalışıyordu. Kaymakamlıkları, kendi belediyelerini falan. Ondan sonra da herhalde o işin sonunda son olarak bir basınla buluştular. Suat İnceler'e sen niye gitmedin? Vallahi beni 20 yıldır hiçbir işle davet etmediler. Hiçbir işlerine de gitmedim. Masalarına da oturmadım. Ne yaptıkları da umurumda değildi. Zaten bir şey de yaptıkları yok. Şimdi orada tarım komisyonundaki vekilimiz diyor ki ya biz etteki sütte şeydeki küçükbaş et ve büyükbaş etteki fiyatları neden indirdik biliyor musunuz diyor. Vatandaş ucuz et yesin diye. Yok yani hayvan alımında falan filan diyor sorun olmuyor. Olmayacak yani. Nasıl bir mucize ise, nasıl mucize, o mucize nasıl gerçekleşecekse, daha doğrusu nasıl gerçekleşir acaba mesela? Yani alırken fiyat düşmeyecek yani, normal fiyatından alacaksın. Ama götürüp markette ucuza satacaksın. Yani şimdi bu marketi süspanse ederek olur da yani geçici bir şey yani. Ha üretim desteklenirse, üretim süspanse edilirse ne olur? Çok basit yani. Üretim süspanse edilirse, üretim teşvik edilirse, desteklenirse işte o zaman ne olur? Yani maliyet düşer. Maliyet düştüğü zaman yani hayvan piyasası düşer. Hayvan piyasası düştüğü zaman et piyasası düşer. Markete de yansır. Yani etikete değil de üretime destek vermeli. Ya niye bu kadar uzun uzadıya anlatıyorum ki? Hani ne diyeyim? Yani ben haberi paylaştım. Arkadaşım biri diyor ki marketleri süspanse ediyoruz. Marketi süspanse edene kadar kardeşim. Üreticiyi süspanse et. Yani mazot olmuş yine 27-28 lira. Yani ver bakalım 7 liraya ya da 10 liraya ver ya. Yine ona da razılar da. Abi nerede? Verebilir misin? Götür gemilere, gemiciklere uygun ver. İşte böyle. Üretim diyoruz. Köylü üretmezse ölürsünüz diyoruz. Gerçekte de bu iş böyledir. Köylü en doğalını üretendir. O yüzden milletin efendisidir. En kaliteli, en verimli, en hijyenik, en doğalını üretendir. Köylü üretiyor işte. Yani bu yıl tahılları da, bu bir arpa tarlası. Şöyle gösterelim. Çok cansız cılız nedenine gelince şey oldu. Yani yağmurlar tam istenilen mevsiminde yağmadı.
iyi yağdı yağdı yağdı. Ondan sonra tam den tutunca diyor, dane tutunca yağmadı. O yüzden de biraz şey oldu, zayıf oldu. Allah kolaylık versin diyelim çiftçilerimize. Allah iyi insanların işini hep rast getirsin, onlara kolaylık versin. Kötü insanları da başımızdan def etsin, içimizde lav etsin diyelim. Herkese sevgiler, selamlar gönderelim.